Van ve bölge illerinden en doğru haberler. Tutku Medya radyolarında şimdi haberleri dinliyorsunuz. Gazetecilerden Van Gölü Gazeteciler Derneği'ne tepki gösterildi. Van'da iki dönemdir hiçbir varlığı olmayan ve sadece Gazeteciler Günü'nde ortaya çıkan Van Gölü Gazeteciler Derneği 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü'nde yine mesaj yayınladı, tepkisi dile getirildi. Van'ın Tuşba ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, çıkan silahlı kavgada B. petrol sahibi M'yi hayatını kaybederken, cinayet zanlısı E.Ö. gözaltına alındı. Van Yazar ve Şairler Derneği yönetimi ve üyeleri İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Tosun'u makamında ziyaret etti. Tosun, sanat, edebiyat ve kültür alanında yapılacak etkinliklerde işbirliği yapabileceklerini belirtti. Gürpınar Haber Gazetesi, Gürpınar Belediyesi'nden kar yağışına anında müdahale, manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı. Van'da farklı suçlardan gözaltına alınan 53 şüpheliden 22'si tutuklandı. Van'ın Edremit ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 7 küçükbaş hayvan telef oldu. Van'da Cezaevi İnfaz Kurumu kütüphanelerine gönderilmek üzere Bir Kitap Bir Umut kitap bağışı kampanyası başlatıldı. İstifa üzere boşalan CHP il başkanlığına Hakan İlvan atandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir hafta önce kızını kaybeden baba evinin önünde bıçaklandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir iyi bebek 5 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklanan şoförün, ifadesinde hız sınırını aştığını itiraf ettiği öğrenildi. Tutku Medya radyolarında haberleri dinlediniz.